Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Bir gün melez ceviz çalışmamız var. Burada chanter genelde bu bölgede tozlanan fernette ve fernor, franket bunlarla tozlanıyor. Meyvelerin en son hasat edileni. İri olanları seçtik. Şu an 200 kadar dikeceğiz. Aynı zamanda bir de İran cevizimiz var. Salkım. Bunları da dikip sonuçlarına bakacağız. Bunlar çok sık veriyor, salkım veriyor. Bunların özelliği erkek çiçeğin daha sonra açması, uçta açması ve tahminim bu kendi olma ihtimali fazla gibi. O yüzden denememiz olacak. Ama asıl chanter bu iri cevizler. Çok iri. Yani normal chanterlardan iri. Asıl amacımız bu. Burada bunun daha iyi bir çeşit elde etmek amaç. Daha önce de yapmıştık. Burada ağaçlarımız var. Melez cevizler. Şimdi bunları dikelim. Yerimiz hazırlanıyor. Küçük bir yer yaptık. Daha önce de vardı fidanlarımız. Çetin cevizden. Şu aradaki büyük cevizler melez ceviz. Yani böyle tohumdan dikme. Sonuçlarına bak. Daha önce çekim yapmıştım bunları. 2 veya 3 sıra yapacağız. 200 tane. Bunlar tahminim birinci yıl veya ikinci yıl meyve verir fidanlar. Hemen uçlarından. Kök yapılarına bakacağız. Gelişimine bakacağız. Beğendiklerimizden çoğaltacağız. Şimdi bunu çimlenmesi için potasyum humat karıştıracağız. Ayrıca kükürt attık ki yabani hayvanlar gelmesin diye. Zaten yarın bir gün kar yağışı var. Üstünü kapatır. Soğuklamayı da sağlar. İlkbaharda hemen hemen %100'e yakını çıkar. Yani böyle yabani hayvan tehlikesi olan yerlerde kar yağışını beklemek iyi. Kar yağmayan yerlerde de tel, taş bunun gibi şeylerle korumak lazım. Diktiğimiz cevizleri. İlkbaharda ceviz dikeceğimiz zaman mutlaka daha önceden perlit, talaş, kum gibi yerlerde bekletmeli. Bu ağzı açıldığı zaman dikmeli. Şimdi dikimimizi yapalım. Potasyum humatı atalım. Potasyum humatı attık. Biraz şunu da oldu bu. Çimlenmesi için. Atmasak da olur. Çimlenir ama bu şekilde hem güzel çimleniyor hem de gelişimi daha hızlı oluyor. Cevizlerimizi koyduk. 10'ar santim. Çıkmayan olursa olur diye. 200'e yakın. Sona kadar diktik. Öbür sırada da İran cevizi var. Salkım. Ama buraya adapte olmuş bir ceviz. Çok
sık veren bir ceviz. Onu da denedik. Şimdi buraya diktiklerimizi sıraya ektik. Bu sıraya bir sıra ektik böyle. Kaç tane attık? İşte 200. Bunların üstü 7 santim, 6, 7, 8 santim olabilir. Bunun altına biz daha önce gübre atmıştık. Ney gübresi? Leonardit, katı solucan ve kükürt. Hepsi organik. Cevize zarar vermez. Artı potasyum humatla karıştırdık. Cevizimizi diktik. Şimdi ilkbaharda sonuçları bekleyeceğiz. Leonardit. Burası Kentler türü. Burası İran cevizi. Şimdi arkadaşlar burası benim deneme ceviz alanım, bir dönüm. Burada hemen hemen her çeşit var. Deniyoruz. Melez çeşit de var geliştirme. Diğer çeşitlerden de var. Kırmızı ceviz. Birçok çeşitlerimiz var. Hemen burada bir bu cevizi ekmemizin amacı daha iyi bir çeşit elde etmek. Yani Kentler çok iyi ama daha da iyi. Her şey dört dörtlük olan. Bu iklime uygun. Daha da uygun yani. Bol ürün veren bir çeşit elde etmek. İri iri olacak. Hastalıksız olacak. Yani çok özellikleri olması lazım. Burası benim deneme bahçem. Bahçe değil de küçük bir tarla. Hemen burada hatırlarsanız Fernor'a Kentler aşılamıştık. Muz aşıyla. Evet. Sonuçlar güzel. Gelecek yıl meyve verir. Evet, büyüme çok güzel. Kentler, Fernor'u Kentler yaptık. Hemen burada bir Kentler'ımız daha var. Görüyorsunuz, her tarafı meyve. Kentler'in her yeri meyve ve çok verimli. Bir küçücük 5-6 yaşındaki ağaç 10 kiloya yakın meyve veriyor. Bu ağacı ben bir deneme yaptım. Sık dikim için. Etrafında ağaç yok ama sonlandırmak. Yani sürgün vermesini, uç sürgün vermesini sonlandırmak istedim. Daha sonuçları görmediğim için bu konuda sadece gösteriyorum. Evet, bayağı başarılı oldu. Şu an üç sürgünler hep meyve tuttu. Evet. Yani bu yıl uzamasını istemedim. Ve ağaçlar gelecek yıl bunlar hep meyveye yatacak. Sürgün az olacak. Yani bu bir teknik. Ağacı sonlandırma. Görüyorsunuz uçları da. Evet. Meyveye yatırma. Ucunu kesmeden ağacın, sürgünün ucunu kesmeden, budamadan ağacı durdurma. Bu teknik. Şurada bir sürgün var mesela. Aslında bu bakılıyor. Çok iyi bakılıyor bu ağaca. Ama sürgün verdirmiyoruz. Evet, meyveye yatmış erkek çiçek. Evet, bunlar görüyorsunuz ağaç sürgün durmuş. Sonu da durmuş. Yani sürgün verse bile çok az verecek. Birkaç yıl sonra hiç vermeyecek. Ne yapacak? Meyve verecek. Evet, bu ağaç bir örnek. Her yeni yeri meyve.
Komple şekil. Evet. Üç sürgünler durdurulmuş vaziyette. Şu ortadaki çok belli. Evet. Meyveye yatırılmış bir ağacımız. Bu kapladığı alan 1,5-3 metre. Bu ağacın kapladığı yer 3 metre. Yani istediğimiz zaman durdurmak ve meyveye yatırmak. Amacımız 3'e 3 dikip bu şekilde büyütmeden hem işçiliği kolay olması hem de meyve almak. Bu ağacımızda bir melez çalışmamız Haziran'ın 12'sinde açıyor. Çok meyve verdiği için geliştiremedik. Gelecek yıl meyvelerin birçoğunu alacağız. Geç açıyor. 10 Kasım gibi de meyvesi olgunlaşıyor. Evet. Cevizlerimizi diktik. Şimdi kapatıyoruz. Kapatma. Şu etraftaki toprakları çekeceğiz. Hepsi bu. Üste 7-8 santim toprak oldu muydu? Yeter. Ve denememizi yaptık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.